Futbolanaradan merhaba. Aydın Hasici değerlendireceğiz bu bölümde. Beşiktaş'ın 17 yaşındaki kadrosuna yeni kattığı söylenen, hatta henüz profesyonel bir anlaşma da imzalamadı ama kamp kadrosuna kattığı futbolcusu. Kendisi hakkında fikir edilmek için aslında elimizde çok fazla done yok. Yer aldığı maçlar oldukça az. Ancak bunlardan bile, bu kısıtlı, elimizdeki kısıtlı bilgiden bile oyuncunun gerçekten ciddi bir potansiyel barındırdığını anlayabiliyoruz. Şöyle ki mesela beni en çok e, benim ilk dikkatimi çeken özelliği ayakları biraz tenisçi gibi hiç durmuyor. E, üzerine baskı geldiği zaman da ayaklarını yere sabit bir şekilde yapıştırmıyor. O yüzden tahmin edilmesi gerçekten çok zor bir oyuncu. İki tarafa da çalım atabilme özelliği gene bu ayaklarının sürekli hareketli olmasıyla bence çok alakalı. Patlayıcılığını çok rahat kullanabiliyor bu sayede. Kuvvetli bir oyuncu. Omuz omuzlarına hiç çekinmiyor. Hatta yani yaptığı bayağı gaddarca müdahaleler de var. Yani hiçbir şekilde fiziksel temastan korkan ya da çekinen bir oyuncu değil. Ayağının her yeriyle topa çok iyi vurabiliyor. Üst, iç veya aklınıza gelebilecek neresi varsa ve yani videolarını izlediğiniz zaman çocuğun bu pas bu açıdan nasıl geçti diye sizi şaşırttıracak paslarını görüyorsunuz. Bu bakımdan son derece etkileyici bir oyuncu. Bir de çok kuvvetli olduğu için belinden şut çıkarabiliyor, belinden uzun pas çıkarabiliyor. Ee, hiçbir şekilde bir pozisyonu e, savunmacı bir, bir hamlesiyle e, bu oyuncuyu e, hapsedemiyor bence mutlaka bir, bir şekilde ona bir ikinci bir soru soruyor ya da beklenmedik bir şey yapabiliyor. Hem milli takımında hem de e, Dinamo Zagreb'in ikinci takımında. Kendisinden sürekli çok fazla beklenen bir oyuncu. Çünkü e, geçmişini herkes biliyor. Çocukluğunda herkes beraber oynamış falan. Belli ki e, hep sorumluluk almaya alışkın. Maçlarında zaten izlediğiniz zaman maçta bir şey oluyorsa genellikle has yapıyor. E, maçları domine etmeye ve takımı e, maçlarda liderlik etmeye çok alışkın bir oyuncu. O yüzden sorumluluk almaya da çok yabancı olmayacağını düşünüyorum ben. E, bir de e, oldukça e, iyi bir vizyonu var. Yani sağda koşu yapan arkadaşlarını, pas açılarını falan çok rahat görebiliyor. Yaşıtlarının çok fevkinde olduğunu görüyorsunuz maçlarını izlediğiniz zaman. Yani diğerleri sanki böyle bir spor faaliyeti yapıyor ama Hasic böyle daha başka bir planı varmış gibi gözüküyor çocuğun. O bakımdan da yaşıtlarının çok fevkinde. Tabii ki çok genç olmasının getirdiği bir kaçınılmaz karar verme eksikliği var. Kendini çok göstermek istiyor olabilir. 10-15 tane çalım denediği maçları var mesela. Ama bunlar zamanla ve hani olgunlukla mutlaka törpülenecektir. Ee, gene de yani yaş grubu arasında bile aksiyon başarısı epey düşük. Yani yüzde kırklarda falan. Yani denediği her iki e, hareketten biri ya da biraz daha fazla başarısız oluyor gibi şu anda. Hani biraz daha onlara dikkat edebilir ki tekniği ve fiziği zaten kendini geliştirmesine, her türlü kendini geliştirmesine imkan sağlayacaktır bence. Savunması tabii ki biraz soru işareti videosu olan maçlarda arka direkte adamını kaçırıp e, gol yedirdiği bir pozisyon var mesela. E, bir de bazen e, rakip takım yarı sahasından kendi yarı sahasında kendi takımın yarı sahasında geçecekken kötü açı alıyor, pasları kapayamayabiliyor. Ama tabii gene 17 yaşında bir oyuncudan bahsettiğimizi hem de yani sürekli olarak hücum aksiyonları sergilemek üzerine e, gelişmiş bir oyuncuyu da unutmamak lazım. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. E, hava topları ee, oldukça zayıf yanlarından bir tanesi daha. Bir arka direkte kafa golü atmışlığı var. Ee, bazen kayıcıdan gelen degajları göğsüyle ya da kafasıyla indirebiliyor. Ancak %30 civarında bir hava topu kazanma oranı var. Onu da biraz geliştirmesi gerekecektir. Ee, Elif kıyaslamaları yapıldı. Hem profil icabı hem, hem de işte yaşı çok genç. Ee, Elif'le bu oyuncuyu aslında bunlardan başka çok benzer özellikler olduğunu söyleyemem. Çok farklı tipte oyuncular. Ee, ayrıca transfer olacakları takımların ortamları ve onlardan beklentiler de çok farklı. Ee, yani yaş ve yatırım olarak benzer gözükseler de ikisinin başarılı olmasını e, sağlayacak, başarılı olup olmayacağını belirleyecek faktörler çok farklı olacaktır.